Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Kempton Park'ta, İngiltere'nin Kempton Park'ta koşularda olmakta. Bugün ben size ekran görüntüleriyle sizlere bir propaganda yapmak istedim. Öncelikle herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Burada gördüğünüz gibi oranlar mevcut. Burada bir numara Dubai Law, Godolphin'lerin sahibi oldu. Sakın, ilk yarışını kazanmış. Buradaki oranlara baktığım zaman gerçi çok yakın oranlar var. 1, 9, 10 ve 3 numaralı saklandırıl. İdilik ve sayı bu. Birinci koşuda. Bu şekilde göstereyim size. Yani bu 1 numaralı saklandırıl şansı bayağı yüksek. İlk yarışta kazandı. O yüzden idilik ve sayı için bu saklandırıl tek atabiliriz. Ayaklarına geldiğim zaman 17 10 17 burası da altının ilk ayağı burada gördüğünüz gibi 5 numara bayağı yüksek favori çıkıyor. 1.40 dolaylarında bir oranı var. En yakın rakip olarak da ilk kez koşacak olan 1 numara Asfalt gözüküyor. Yani normal şekilde 5 numara kazanması gerekiyor. Ama tek ciddi rakip de 1 numara. Yani bu ayağı şu deposa zaten Türkiye'de %56'da oynuyor. Yani 1 numaralı ekür avantajı eğer yazmak isterseniz en azından. Eğer tek yoksa çıkmıyorsa zaten 5'i tek bırakmak zorunda kalırsınız. Yani şöyle olsun. Yani 5 numara bayağı bir direk çıkıyor. Zaten 2 yarış koşmuş. Bir yedincilik, bir ikincilik. Burada 1 numaranın ikincisi de var. 1 numaranın ikincisi pek tutunmuyor gibi. Yani burada 14 numara olması lazım. Demin de 14 numara oyunu var. Ama burada her şey rağmen 5 numara bayağı önde. Çok sürpriz için 10 numara Fembam, 6 numara Elmette, 4 numara Downing sırasıyla oynanabiliyor. Burada gördüğünüz gibi 2 yarış kazanmış. İki kere koşmuş, iki yarısı kazanmış. Edim Köprü'yle binen, takılacak olan 1 numara Dance Fever. Asfaltlı olsa 3 liralık yoranına favori. Bu sapkana yakın rakipler var. Bu 4 numara Picture of Ram. Grosvenor'ın sahibi olduğu sapkan. Silver Samurai. Aynı şekilde 4.5 liralık oranına yakın mesafe. Yakın oranı. 3 numara One Heart. Son ikinciliği 5.5 lira gibi oranı var. 5 numara Braid of Joy 7 lira oranı sahip. 2 numara Old Neves 12 lira. 7 numara Camit No Nuisance 18 liralık bir oranı sahip. Ondan sonra zaten Luke Morris'in bindiği 8 numara Rajguru 22 lira. Mani 28 lira gibi oranı sahip. Yani burada aslında 1 numara 2 yarış kazanmış. Godolphin altında yazıp bence gerçi Godolphin'in savkanında son 2 yarış kötü olmuş ama 1'den 4 Dance Fever. Bakalım. Dance Fever bayağı iki yarış koşuyor. Türkiye'de çok direk çıkıyor ama yurt dışında 4 numarada bayağı Türkiye'de şahane. 6 3 6 ve Türkiye'de yazarsak herhalde büyük ihtimalle bayağı geçeriz herhalde. Bir de 5 numara veriliyor. Tom Margot'u onu da yazmakta fayda var. Yani madem at yazdık. Bu şekilde geçtik. Geldik 3. ya. Bakalım. Luke Morris'in sapkanı favori 3 lira oranına sahip.
4 numara Bridon 5,5 liralık olarak 7. Varsa Road 6 lira. 6 Show Stealer 7 lira. 1 numara Corinthia Knight 8 lira. 5 numara Hint Sub 9. 3 numara Fast Vino 9. 10 numara Lady Dancelot 14 lira. 8 numara Julius Rufus 16. 2 numara Lancelot Dulac 16 liralık gibi oranı sahip. Yani bu ayak biraz karışık gibi. Çünkü ha bir 3 numara biraz önde gözüküyor ama arkasındaki at savkanlara da yakın. Yani şu oranlara baktığımız zaman. Yani bu ayak 9 favori çıkıyor. Toplam Türkiye'de nasıl? 9, 4, 7. Aa, burada 9. Bizde 4. savkan gözüküyor. O zaman tek atlamıyor. Yani favori değil. Kingston 5 numara Jackstar 3,5 lira 2 numara Whisper Allowed 3,5 lira 4 numara Iron Mine 6,5 lira 7 numara Deep Pearl Jack 6,5 3 numara Tin Hat 9 lira 6 numara Almaka 9 1 numara Bumikon 10 TL 8 numara Repulse 12 9 numara Derry Boy 14 TL evet günün bence şu güzel yalanlardan birisi burası. Burayı mümkün olduğunca çok at yazmakta fayda var arkadaşlar. Gerçekten favorisi yok yani. Yani burada her sonucu çıkacağı bir yarış. Evet, bu ayak kapamalı ayak yani kısacası. Türkiye'de bu 5, bakalım 5-2 yurt dışında favori. Bu Türkiye'de nasıl? 5 numara Jack. Burada Türkiye'de sürpriz. 5-2 5 numara 5 7 ilk önceki safkanlar bunlar şu an Türkiye'de gördüğünüz gibi sadece bir 2 numara yurt dışının ikinci safkanı Türkiye'de favori gözüküyor. Yani favori olan safkan 5. at çıkıyor. 10 liraya yakın bir oranı var. %10'luk bir oranı ama 6 ile 4 hani 56 numara baya sürpriz çıkmış. İşte gördüğünüz gibi yani Türkiye'deki oranlarla yurt dışındaki oranlar birbirine pek paralel gitmiyor bazı yerlerde. Her ne de olsa yarış saatine kadar biraz farklılaşsa da yine bir sürpriz şey çıkıyor. Yani bakalım şu ayağa bakalım. Samem. 3 numara Samem favori. 4 numara Kitabat. 2,5 lira oranı var. Yakın hemen. Godolphin'in hatları da var burada. 1 numara Island Bravo 5 lira. Godolphin'in 5 numaralı. Big Challenge 5,5 lira oran. 2 numara Tobe Wit 7,5 lira. 7 numara Jersey Wonders 16 liralık bir korona sahip arkadaşlar. Burada 6 numara yarıştan çıkmış. Yani Godolphin'lerin bir sapkan herhalde. Burada fazla bir sapkan yok. 6 sapkanın mücadelesi var. Ama işte 3 numara, 3, 4 yakın ara çıkmışlar. Hani bir 7 numaranın dışındakiler yakın hepsi bunun ama yani bu 7 numara Jersey Wonder'ın gelmeyecek anlamına gelmez. İnanın bu tip yarışlarda bu tip ganyanlar daha çok geliyor. Aman arkadaşlar. Dikkat edin. Bakalım. Kitabet favori. Dışında üç dört üç favori. 3 4 1 5 kapatmakta fayda var.
baktım işte 2,5 orana sahip en yakın rakibi 10 numara. Yani 8,5 liralık gibi orana sahip 8 lira düştü. 4 numara 9 lira oranda. Yani 6'yı eğer tekiniz yoksa bakın oranlar sürekli değişebiliyor. Yani 2,5 lira 2,20'ye düştü. 2,25'e düştü. Yani oranlar sürekli değişimli. Yani burada ekonomik hesap kanalına bakalım. Biraz kalabalık yarış. 13 numara yarışından çıkmış burada. Tek yoksa yani sondaki altıya sığınacağız anlamına geliyor bu. En azından biraz gruptan biraz farklı kalmış. Bakalım Türkiye'de nasıl bu altı numara. Gerçekten favorim bizde de. Bizde 4 numara favori arkadaşlar. 6 numara ikinci safkan olarak gözüküyor. Zaman 6'yı tek atacağız bakacağız. Yani şu 7'li piyasa şu şekilde bakın 24 liraya düşüyor. Yani altını baya baya ucuz olur. Örneğin burada 1 numara tek tuttuk. 7'li piyasa ayağında. Burada 7'li piyasa ayağında 1-5 geçtik. Yani bunu altılı için de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ufak bir oyun oldu. Ama siz oranlara göre yine değerlendirme yaparsınız. Yani bütçenize göre yani ilave edebilirsiniz, küçültebilirsiniz de. Bu altının ilk ayağı. 1'den 5 ben yazdım. En azından 7'li piyasa için ideal. Yani burada altının ikinci ayağında yani 1, 3, 4, 5, 6 safkanları yazdım. Burada tek bıraktık. 9 numara B10 Equale. En azından yurt dışında favori Türkiye'de 4. safkan gözüküyor. En azından ben böyle altları tek bırakıyorum. Yani riske giriyorum ama yani siz buraya tuttuğunuz safkanları ilave edebilirsiniz. Yani en azından oranları gördünüz. Yani ben sizin en azından bilginiz açısından gösteriyorum. Yani bu 4. ayakta 2, 4, 5, 6 yani 4 safkan olarak ben size hem 7'li piyasa için de ideal 24 lira şu anda gördüğünüz gibi 7'li piyasa 24 lira. Bu ayağı kapattım ben. Hepsini yazdım. An 5. ayakla. Yani inanın bir tane safkanı dışarıda bırakmak bir risk bence çünkü bu oran bu 7 numara Cerusa İvandır'ın oranı bile yani düşük olmasına rağmen yani gelme şansı yüksek olan safkan. Zaten handikap puanlarına baktığınız zaman sürüne yakın zaten. Son ayakta da bu safkan gruptan biraz ayrılmış. Türkiye'de de ikinci safkan olarak öyle gerçi. İlerleyen saatlerde favori de olabilir. Ama dediğim gibi bayağı favori 2 lira. En yakın rakibi 8 liradan başlıyor oranı. Yani eğer bu şekilde bir 7'li piyasa yaparsanız yani 24 lira yapıyor. 6'lı olarak oynarsanız aynı oyunu 2 lira 5, 10, 40, 240 oyun. Yani 12 liralık da bir 7'li 6'lı gayen oluyor bu şekilde yazdığınız zaman. 12 liralık bir 6'lı. Tabi ilavenizi ona göre yaparsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın tekrardan.